Millet hükümet etme yetkisini 1 Kasım'da size teslim etti. Ama maalesef siz ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz egemenliği bir tek kişiye devretmeye çalışıyorsunuz. Şimdi size soruyorum. Terör örgütü sınırlarımız içerisinde yığınak yaparken Dolmabahçe'de kandırılanlar kimdi? Barzani'yi parti kongresinde onur konuğu olarak ağırlayanlar kimdi? Valiler eliyle kolluk güçlerine operasyon yapmayın talimatını verenler kimdi? Terör örgütleri hendekler, çukurlar açarken yandaş gazetelerde Abdullah Öcalan'a övgü düzenler kimdi? Sessiz kalanlar kimdi? Bütün bunları yapacaksınız. Çukur siyasetine zemin hazırlayacaksınız. Ondan sonra çıkıp hayır diyecek vatandaşlarımızı çukur siyaseti yapmakla suçlayacaksınız. Hayır diyenleri terörist olmakla itham edeceksiniz. Sayın milletvekilleri, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, terörü bitireceğiz diyorsunuz. Ya Allah aşkına biriniz de çıkıp şu kürsüde açıklasın. Bu anayasa değişikliğinin hangi maddesinde terörü bitirilecek bir madde var? Hangi maddesi yoksulluğu bitirecek? Hangi maddesi işsizliği bitirecek? Hangi maddesi istikrarı sürdürecek? Hangi maddesi ekonomiyi büyütecek? Elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı 15 yıldır? Terörü bitiremediniz, ekonomiyi büyütemediniz. FETÖ 2010 anayasa değişikliğinde sizi kandırdı mı arkadaşlar? Kandırdı. Yüksek yargıyı ele geçirdi mi? Geçirdi. Bu anayasa değişikliğini kaleme alıp önünüze getirenler de sizi kandırıyor olamazlar mı arkadaşlar? Demokratik bir ülkenin kontrolünü ele geçirmek ve o ülkeyi yönetmek isteyenlerin o devletin bütün kurumlarını ikna etmesi gerekiyor. İşte ülkenizde şu anki parlamenter sistem bunun önüne geçiyor. Diyelim ki hükümeti ikna ettiniz. Yetiyor mu? Hayır. Neden? Meclis engelleyebilir. Diyelim ki meclisi ikna ettiniz. Yetiyor mu? Hayır. Neden? Yargı engelleyebilir. İşte bu yüzden yargı, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejiminde o ülkeyi bölmek daha kolaydır. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolaydır. Bu yüzden biz bu anayasa değişikliğine hayır diyoruz. Dünyanın bütün liderleri dahi Mustafa Kemal'in yolundan giderken, Mustafa Kemal'in aydınlık yolundan giderken bu anayasa değişikliğiyle bu yolun terk edilmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu anayasa değişikliği bir rejim değişikliğidir. Bu anayasa değişikliği bir yıkım projesidir. Bu proje Türk milletini parçalama projesidir değerli arkadaşlar. Buradan şunu söylüyoruz. Mustafa Kemal'in yolundan gidenlere bin selam olsun, yalnız değilsiniz. Ve şairin dediği gibi, kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kemend, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Hepinize saygılarımı sunuyorum.